İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sınar. Bugün 27 Ekim terörist eylemin 19. yılı sona eriyor. Suriye sorununun dörtlü zirvesi Konstantinopolis'te bugün gerçekleşiyor. Vartan Voskanyan, Bolton'un Bakü ziyareti konteksinde İran medyasında Azeri karşıtı yayınlar yer aldı. İngiliz parlamentosunda Maraş katliamı mağdurları anısına saygıda bulunulacak. Senin için Azna Uratlı Yerevan'daki konserde ayrıca Jérémy Delvert'de sahne alacak. Bayazıt dağlarına ilk kar düştü. Bugün 27 Ekim terörist eylemin 19. yılı sona eriyor. 19 yıl önce 27 Ekim günü Nairi Hunanyan liderliğindeki suç örgütü Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun oturum salonunu basarak hükümet üyeleri ile milletvekilleri üzerine ateş açıp ölümlerine sebep olmuştu. Ülkenin Başbakanı Vazgen Sarkisyan, Parlamento Başkanı Karen Demirciyan, Parlamentonun Başkan Yardımcıları Yuri Bakşiyan ve Ruben Miroyan, Operatif Sorunları Başkanı Leonard Bedrosyan, Parlamento üyeleri Armenak Armenakyan, Henrik Abrahamyan ve Mikael Kotancıyan teröre kurban gittiler. Teröristlerin yargılanması 2001-2003 yılları arasında gerçekleşti. 6 teröristler, bunların arasında liderleri Nairi Hunanyan, kardeşi Karen Hunanyan, dayısı Vram Galisyan, Derenik Becanyan, Edik Grigoryan ve Aşot Gnyazyan ömür boyu hapse mahkum olurken Hamle Stepanyan ise 14 yıl hapis cezası aldı. Armen Press'in ilettiği ve Rusya Federasyonu Başkanı'nın basın sekreteri Dimitri Peskov'un RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamaya göre Suriye sorununun çözümü etrafında Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin yaklaşan dörtlü toplantısı, krizdeki Arap dünyasının genel sorunları kontekstine çare arayıp bulma girişimi için bir deney olacak. Gazetecilere yaptığı açıklamada ilk görüşme bu formattadır. Fransa ve Almanya Suriye sorununun farklı bir biçimde tartışılmasına katılmışlar. Şimdi ise farklı formatları birleştirmek, pozisyonları karşılaştırmak, tartışma için ortak temalar bulmaya çalışmak söz konusudur diyen Peskov, Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye liderleri İstanbul'daki Suriye zirvesi sonuçlarıyla ilgili ortak bir açıklamada bulunacak diye de ekledi. 4 ülkenin liderleri bugün 27 Ekim'de Konstantinopolis'te bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Bakü'ye yaptığı ziyaret kontekstinde İran medyasında Azeri karşıtı yazılar yayınlandığını İranolog Vartan Voskanyan kendi Facebook sayfasında dile getirdi. Bolton'un Azerbaycan'a yaptığı ziyarette İran karşıtı gündemi ve acaba Bakü sıradan komşuluk politikası mı izliyor gibi benzer başlıklarla İran medyasında makale yorumları yayınlandı ki bu yayınların Farsça dilinde Azeri karşıtı bilgi akışına yönelik merkezi bir oryantasyonla gerçekleştirildiğinin açık bir göstergesidir. Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteriyası'nın 4. Olağan Genel Kurulu'nda Maraş katliamının 40. yılında katliamda yaşamlarını yitiren canların Britanya Parlamentosu'nda anılması kararı alındı. Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Maraş'ta anmaya izin vermeyen anlayış uluslararası platformda teşhir edilecektir dedi. Alevi Sekreteriyası'nın 4. Olağan Genel Kurulu'nda Maraş katliamının 40. yılında katliamda yaşamlarını yitiren canların Britanya Parlamentosu'na anılması kararı alındı. Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Pirha'ya yaptığı açıklamada 40 yıldır devletin Maraş katliamı ile yüzleşmek istemediğine vurgu yaparak katillerin meclise taşındığı Maraş katliamı Britanya Alevi Federasyonu çalışmaları sonucu Britanya Parlamentosu'nda kurulan Alevi Sekreteriyası tarafından 40. yılında konuşulacak dedi. Alevi Sekreteriyası'nın 4. Genel Kurulu'nda 21 İngiltere milletvekili ve bir lordun imzaladığı karar ile 40. yılında Maraş katliamında yaşamını yitiren canların anılmasının gerçekleşeceğini belirten Erbil, 4 Aralık 2018 Salı günü Britanya Parlamentosu'nun önemli salonlarından biri olan Grand Committee Room'da anma olacak. Anmaya Alevi kurumları, Maraş'ta mağdur edilen aileler, zakirler katılacak. Karanfillerimizle anacağız. Uluslararası düzeyde hesap sorulacağının bir kanıtı olarak yapacağız anmamızı ifadelerini kullandı. Türkiye her ne kadar bu karanlığı kapatmaya çalışsa da başaramayacak diyen Erbil, kayıp mezarlarımızın yerini muhakkak söylemek zorundalar. Maraş'ta anmaya izin vermeyen anlayış uluslararası platformla teşhir edilecektir. Bütün duyarlı insanlarımızı anma etkinliğine bekliyoruz dedi. Büyük şansonya anısına Senin için Aznavuratlı konser 29-30 Ekim günleri arasında saat 17.30'da Spandiyaryan adlı Ulusal Opera ve Balo Akademik Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre konserde Ermeni varyete ve opera sanatçıları Aznavur'un şarkılarını seslendirecekler. Misafir sanatçı olarak da Fransız şarkıcı ve bariton Jérémy Delvert sahne alacak. Jérémy Delvert, Charles Aznavur'un cenaze töreninde seslendirdiği Ermeni Valsı adlı eseri sunacak. Batı Ermenistan kaynaklı habere göre hava sıcaklığının giderek düştüğü Bayazıt'ta önceki gece yağmurun ardından yüksek kesimlere kar düştü. Çevre dağlara ve Ararat Dağı'nın dorukları karla kaplandı. Bayazıtlılar kar yağışının mevsimsiz olduğunu, önümüzdeki günlerde pastırma yazının kendini göstereceğini söyledi. Batı Ermenistan'da oldukça düşük bir sıcaklık hissedilirken, yerel halkın deyimiyle etkili soğuklar halkın cebini etkileyeceğini ve günlük maliyetleri önemli ölçüde artıracağını belirtmek gerekir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gohar adlı topluluktan Sareri Hovin Mernem adlı şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.